Efendim Multiplayer programına hepiniz hoş geldiniz. Multiplayer programında bugün Multiplayer ailesi olarak size içeriklerimizi aktarmaya çalışacağız. Genel yayın yönetmenimiz Murat Sönmez bizimle beraber. Kerem Hünal benim yıllardır olan pis herif. Arkadaşım. Bugün içeriğimizin içerisinde Dark Souls 3 var ki Murat da Dark Souls'un Türkiye'deki en iyi oyuncularından bir tanesi. Piri, kendisi eyvallah, pire gibi eyvallah. Olmasa da oyunun... Kaç defa öldün? Saydın mı? 100'ü geçmiştir sanırım. İşte yani 120-130 civarı falandır. Bir tane gif gördüm geçen Facebook'ta böyle diyor. Dark Souls, işte start, tutorial, adam tutorial'a basıyor, you're dead çıkıyor. Bugün zaten Dark Souls'u oynayacağız uzun uzun. Dark Souls'la ilgili en azından böyle birkaç fikir alabilir miyiz senden? Son Dark Souls'u... Pek beğenmemiş Dark Souls sevenler. Neden? Yani neden bilmiyorum. Bence Dark Souls aynı şeyle çizgisinde devam ediyor. Yani biraz kolaylaşmış diyorlar oyun için. Yok, kolaylaşmış da diyemem. Yani ne çok olumlu ne çok olumsuz bir şey yok bence. Çok büyük bir değişiklik acaba yok. Acaba ondan dolayı mı şey olmuştur? Hani tek düzeleşti diye mi acaba? Ya aslında ondan dolayı olacağını zannetmiyorum çünkü bu oyunun fanları aslında değişmemesinden yana yani... Ama grafiklerde falan bir şeyler tabii canım, grafiklerde falan tabii ki çağa her zaman ayak uydurmaya çalışıyor diyelim hani yine top level değil ama... Dilerseniz zaten Dark Souls uzun uzun oynayacağız. Biraz şeye geçelim şimdi artık PC'lerin, bilgisayarların inanılmaz teknolojilere ve inanılmaz çözünürlüklere gelmesinden dolayı konsol dünyası biraz ürkmeye başladı. Bununla ilgili konsol dünyası neler yapıyor Murat? Yani konsol dünyasında son 5-6 hafta içinde böyle bayağı sükse yapacak bir takım açıklamalar geldi. Hem Microsoft'tan hem de Sony tarafından. Sony PlayStation 4'ün bir üst modelinin şu andaki ismi PS4K olan bir cihazın çıkacağı Sony tarafından henüz daha kabul edilmemekle birlikte neredeyse kesin bir şekilde yani bütün medyada bu konuşuluyor. Yani bu yeni PlayStation 5'e geçmeden önce bir ara bir kademeyle böyle PS4'ü bir buçuk kat falan hızlandırmış şekilde belki bilmiyorum tabii atıyorum şu anda. Bir ara model çıkartacaklar. Ve Microsoft da aynı şekilde bu yeni konsol döneminin yani bir tane çıkıyor, 6 sene geçiyor, 7 sene geçiyor bir cycle var. Onun süresinin çok uzun olduğunu, bu sırada teknolojinin çok geliştiğini ve konsolların da bu fix donanım yüzünden sonradan çok fazla kan kaybettiğini düşündüğünü söyleyerek Microsoft'ta ara modeller çıkartacağını ya da işte Xbox bir upgrade edilebilir bir cihaza döndüreceğini Hardware olarak, donanım olarak sinyallerini verdi. Tabii bunlar ne zaman elimize alırız, ne zaman gerçekliğe ulaşır onu bilemiyoruz ama iki firma da anlaşılan ki yepyeni bir işte PlayStation 5 ya da Xbox 4 çıkartmadan önce bir başka bir model daha çıkartacaklar. Hatta belki Microsoft bundan sonra öyle büyük atılımlar yerine ufak ufak devamlı bir şeyler koyarak sanki PC'nin kutuya yerleştirilmiş şekli gibi belki de. Böyle bir planları var. Şimdi tabii baktığımız vakit mesela iyi bir oyun PC'si yapabilmek aşağı yukarı 5000 lira civarı falan bir şey. Evet. Hatta plus daha üstü. Konsol fiyatları 1300'den başlıyor 2000 liraya kadar çıkıyor içindeki bundle paketlerle birlikte. Şöyle enteresan bir şey var. Şimdi kesinlikle oyunlar PC'de daha iyi grafiklerle, daha iyi çözünürlüklerle geliyor. Evet. Ve artık PC'ye kontrolörleri de takabiliyoruz. Hı hı. Yani Sony PlayStation'ın kontrolörünü ya da Xbox'ın kontrolörünü PC'ye takabiliyoruz. Ve haliyle PC'yi de televizyona takabiliyoruz. Hı. O zaman konsol ne işe yarıyor? Aslında sadece biraz daha tembellik gibi gözüküyor. Konsollar zaten çıktıkları zaman aslında yeni jenerasyon konsol diye çıktılar ama çıktıkları zaman bile aslında grafik kartları ve prosesörleri çok çok iyi değildi. Evet, günün teknolojisine göre. Ama işte hani eksklusif oyunlarıyla beraber, işte belirli kumandanın getirdiği lükslerle beraber, işte ne bileyim yok Netflix'iymiş, yok bilmem nesiymiş bir ev eğlence paketi şeklinde. Özellikle Amerika'da Xbox One'ın getirdiği belirli özelliklerle beraber veya Japonya'daki PlayStation'ın bizim Türkiye'de belirli faydalanamadığımız şeylerle beraber bir ev eğlence paketi olarak çıktılar ve gayet de aslında hani görevlerini yaptılar ama deminden beri konuştuğumuz gibi
teknolojinin yetersiz, yani teknolojinin ilerlemesiyle beraber çok hızlı geride kaldılar. Çünkü zaten yetersiz çıktılar. Evet. Şey olarak, hardware olarak. E şimdi 4K televizyonunu yarın öbür gün Sony satmak isteyecek. E bunu yapmak istediği televizyon zaman... Televizyon satmayacak maalesef, evet, Sony. Bitti televizyon. Televizyon bitti Sony üretmiyor. Ha öyle mi? Bitti değil mi? Bitti de, evet, olayı. Anladım. Üretim. Tamam, o zaman benim o teorim çöpe gitti. Ama VR var onun da. Evet, VR'ı var. VR. Aynen. VR zaten özel VR'la ilgili bir program yapacağız önümüzdeki haftalarda. Yapacağız. Hazırlık yapıyoruz yani şu anda. Aslında bu senin dediğin doğru. Bir önceki nesilde Xbox 360 ve PlayStation 3 nesli çıktığında konsollar PC donanımının önündeydi. Bayağı da bir vakit önünde gitti. Bir ilk 2-3 sene önünde gitti, sonra eşitlenmeye başladı. Bu nesilde ise geride başladılar konsollar. Ve bunun şeyini de yavaş yavaş çok fazla görmeye başladı. Ve işte bu VR olayı çıkınca daha fazla donanım gerekliliği de... VR dediğimizde sanal gerçeklik, evet, sanal gerçeklik. O da Sony'yi bu takım böyle bir şeye gerekliliği itmiş durumda diye düşünüyorum. Microsoft tarafında ise Xbox hayli gerisinde kaldı PlayStation'ın ve yetişemiyor, orayı da kapayamıyor. Belki de onlar da biraz Windows 10 platformuyla beraber bu Xbox platformunu biraz daha kaynaştırıp, aynen, böyle bir potada eritip en azından Windows kullanıcılarını hedefleyen bir strateji geliştirmiş gibi geliyor. Zaten... Çünkü sırf konsolda belli ki PlayStation'a yetişemeyecek Xbox. Ya çünkü şöyle aletler var mesela Nvidia Shield ya da türevi aletler. Alıyorsun PC'yi her kanaldan, daha doğrusu öyle bir alet ki telefonunu ve evdeki bütün komünikasyon cihazlarını, medya cihazlarını bir kutuda toplayıp istediğin yere aktarabiliyor. İster evdeki iki televizyonu aktar, ister monitörünü aktar ve haliyle her şeyi de mesela klavye, mouse, üstüne üstlük işte kontroller hepsini aynı yere bağladığın vakit aslında biraz akıllı bir teoriyle tek PC'de, tek iyi bir PC'de bütün her şeyinden yırtabiliyorsun. İşte onu Steam'de yapmaya çalışıyor, evet, bir taraftan. Steam'de şimdi bununla beraber bir sürü zaten rakip var. Steam olmasaydı eğer, bence bana soracak olursanız bugünkü konsolların hedeflemediği tek şey başarı Steam gerçekleşti. Yani Steam'in bugünkü başarısı olmasaydı herkes Steam'den alıyor PC oyunları. PC çok yerde alıyor, kalırdı. Evet, belki kesinlikle konsollar yemiş olabilirdi PC ve PC'nin yavaş yavaş ömrü tükenmeye başlardı ama gerçekten Steam'i hesaplamadılar bu konuda. Araya bir dijital doz gireceğim. Geçtiğimiz hafta oyun dünyasında, teknoloji dünyasında ve pop kültür dünyasında neler olmuş? Ece'den dinleyelim dijital doz. Dijital Doz'dan herkese merhaba. Ben Ece Bozkaya ve şimdi haberlerimizi görelim. Geçtiğimiz haftalarda Sony'nin son konsolu PlayStation 4'ün donanımsal olarak güçlendirilmiş yeni bir versiyonu olacağı söylenen PlayStation 4.5 ya da PlayStation 4K söylentilerini sizlerle paylaşmıştık. Yeni gelen söylentilere bakılırsa bu yeni PlayStation konsolunun şu anki kod adı Neo. Giant Bomb'un haberine göre PlayStation 4.5 ya da 4K'da Base ve Neo olmak üzere iki ayrı mod bulunacak. Base modu PS4 gibi çalışarak PS4'de çıkan şu anki oyunları aynı görsellikte çalıştıracak. Daha güçlü bir mod olarak gelen Neo'da ise oyunlar daha fazla FPS oranında ve upscale edilmiş 4K'da çalışacak. Yani daha iyi görsellik ve daha hızlı oyunlar Neo modunda bizi bekliyor olacak. Haberde yer alan diğer bir önemli konuysa Neo moduna özel oyunların çıkmayacağı. Sony'nin bu konuda oyuncuları birbirinden ayırmak istemediği vurgulanıyor. Yeni PlayStation 4.5 ya da 4K yine aynı online altyapıyı kullanacak ve PlayStation mağazası değişmeyecek. Ayrıca eskiden 4 oyuncuya kadar olan co-op desteği yeni konsolda 8 oyuncuya kadar çıkabilecek. 80'li yılların sevilen film serilerinden olan Ghostbusters'ın oyunu duyuruldu. Oyun 29 Temmuz'da gösterime girecek olan yeni Ghostbusters filminde yaşananlardan sonrasını konu alacak. İzometrik bakış açısıyla 4 kişiye kadar co-op desteği sunarak bizleri arkadaşlarımızla birlikte hayalet avlamaya çağıran Ghostbusters, 12 Temmuz'da PC, PlayStation 4 ve Xbox One için beğenimize sunulacak. CD Projekt Red'in ödüllere doymayan aksiyon RPG oyunu The Witcher için son yüklenebilir içeriği olacak Blood and Wine'ın çıkış tarihi sızdı. Henüz CD Projekt tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Ancak eğer doğruysa Polonyalı oyun sitesi Gry Online'a göre Blood and Wine'ın DLC'si 7 Haziran 2016'da bizlerle olacak. PS4'de özel olarak geliştirilen yarış oyunu Drive Club'ın yapımcısı Evolution Studios için Sony'nin Avrupa'daki yeni stratejik yapılanması sonucu kapatılma kararı alınmıştı. Son dönemde yaşanan gelişmeler sonrasında Evolution Studios'un artık hayatına multi-platform bir geliştirici olarak devam edeceği açıklandı. Drive Club'ın baş tasarımcısı Paul Raschinski'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Evolution Studios bundan sonra İngiltere merkezli yarış oyunları yapımcısı olan Codemasters bünyesinde yer alacak. Yarış oyunu alanında büyük başarılara imza atan bu iki firmanın bir araya gelmesi oldukça heyecan verici. 2015
2005 yılında hayatını kaybeden Disk Dünya serisinin yazarı Terry Pratchett için düzenlenen anma töreninde birçok Pratchett eserinin sinema ve televizyona uyarlanacağı duyuruldu. Bu duyuruya göre Terry Pratchett'in Neil Gaiman'la birlikte yazdığı Kıyamet Gösterisi dizi olarak televizyona uyarlanacak. Bunun yanı sıra The Watch adıyla Disk Dünya serisindeki Ankh-Morpork polis teşkilatının maceralarını konu alacak bir televizyon dizisi daha yapılacak ve Tiffany Sizzle ile ilk kez karşılaştığımız Küçük Özgür Adamlar ve Disk Dünya'nın en sevilen karakterlerinden ölümü ilk kez ana karakter olarak ele alan Mort romanları da sinemaya uyarlanacak. Fantastik kurgu ve mizah sevenler için bir vazgeçilmez olan Terry Pratchett'in eserleri sadece okurlar için değil, izleyiciler için de birer hazine niteliğinde. Umarız yapımcılar bu hazineyi doğru bir şekilde işler ve birbirinden güzel dizi ve filmlere kavuşuruz. İlerleyen dönemlerde oyun oynarken vazgeçemeyeceğimiz bir teknoloji haline gelecek. Sanal gerçeklik cihazlarını kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı durumlar da olacak. Sony konu hakkında oyunculara bir uyarıda bulundu. Reklamlarda da görüldüğü üzere Sony PSVR kullanıcıları bu teknolojiyi hep otururken kullanmakta. Zaten cihaz sadece kafa, omuz ve göğüs hareketlerinizi izleyen sensörlere sahip. Yani cihazın tüm vücudunuzun hareketlerini yansıtmasını beklememek gerekiyor. Bu nedenden ötürü Sony kullanıcılara cihazı sadece oturarak kullanmaları konusunda uyardı. Ayakta kullanmanın hem yorucu hem de tehlikeli olduğuna dikkat çeken Sony, yakın zamanda konuyla ilgili kural ve yönetmelikleri oyuncularla paylaşacak. Insomniac Games'in PlayStation 4 platformuna özel olarak geliştirdiği platform oyunu Ratchet & Clank'in inceleme puanları gelmeye başladı. İlk olarak 2002 yılında beğenimize sunulan serinin yeniden yapımının ilk üyesi olan oyun otoritelerce oldukça beğenilmiş durumda. 20 Nisan 2016 tarihinde satışa çıkan ve ortalama olarak 10 üzerinden 8'in altına inmeyen puanlarıyla dikkat çeken oyunu ülkemizde Türkçe dublaj veya altyazı seçenekleriyle oynayabilirsiniz. Dünya çapında izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinin ne zaman sona ereceği hakkında bir açıklama geldi. Dizinin yaratıcısı David Benioff henüz kesinlik kazanmasa da final için yaptıkları planlamanın şu şekilde olduğunu açıkladı. 24 Nisan'da başlayan 6. sezon bittikten sonra dizinin finali için geriye sadece 13 bölüm kalacak. Ancak bu 13 bölüm tek bir sezon yerine 2 ayrı sezon içerisinde bölünecek. 7 bölümlük bir 7. sezon ve sonrasında 6 bölümlük bir 8. sezon izleyerek bir efsanenin daha sonuna geleceğiz. Respawn Entertainment'ın geliştirdiği online FPS türündeki Titanfall'un ikinci oyunu olacak Titanfall 2 için bir teaser yayınlandı. Geçtiğimiz Şubat ayında yapılan resmi açıklamada Titanfall 2'nin senaryo moduyla birlikte 2017'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği ve ilk oyunun aksine PS4 içinde geleceği belirtilmişti. Teaser videosunun sonunda göreceğiniz üzere oyun hakkında daha ayrıntılı bilgilere ve oynanış görüntülerine ancak 12 Haziran 2016 tarihinde kavuşabileceğiz. Xbox One, PC ve PS4 için hazırlanan Titanfall 2 bakalım ilk oyunun üzerine neler katabilecek. Uzun süren bekleyiş sonrası çıkışını gerçekleştiren Quantum Break piyasaya sürüldüğü ilk hafta içinde Birleşik Krallık'ta zirveye yerleşti. Birleşik Krallık'ta haftalık olarak yayınlanan oyun satışları listesinin ikinci sırasında ise 4 Rally bulunuyor. Önceki haftalarda liderliği elinde bulunduran The Division 3. sıraya gerilerken FIFA 16 4. 2. sıranın gediklisi Far Cry Primal ise 5. sırada yer aldı. Ray Bradbury'nin yazdığı Fahrenheit 451 romanı yeniden sinemaya uyarlanıyor. İlk olarak 1966 yılında ünlü Fransız yönetmen François Truffaut yönetmenliğinde beyaz perdeye aktarılan Fahrenheit 451 bu sefer HBO Films aracılığıyla sinemaya taşınacak. Filmin yönetmenliğini son yıllarda yaptığı bağımsız filmlerle dikkat çeken Romain Bahrani üstlenecek. Kitap okumanın ya da kitap sahibi olmanın tamamen yasak olduğu, itfaiyenin yangın söndürmek yerine kitapları yakarak yangın çıkardığı bir geleceğin anlatıldığı bu unutulmaz romanı farklı bir yorumla yeniden sinemada izleyebilmek oldukça güzel olacak. Dijital Doz bitti. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, Kerem Ünal bir şey söylüyordun sen. Şimdi 4K diye dedik bu official olarak. Official tamam, değil. Denmedi ama değil. Bununla ilgili internette belirli bilgiler var. Bunların hani doğru mu yanlış mı olduğu üzerinde birkaç tane burada şey yapalım. Murat Hoca'ya soru soralım. Çünkü elinde sonunda hani... Bittin Murat Hoca. Hadi bakalım. Yani Murat Zorla Hoca daha beni. Elinde sonunda Eyvallah. Konsollarla ilgili daha sağlam bilgiler verebilir bize. Bir kere 4K dendiği zaman artık PlayStation'ın yeni çıkacak olan bütün 4K'lık oyunlarını sadece oynayabileceğimiz bir konsoldan bahsediyoruz. Bir. İki, VR dediğimiz teknoloji yani sanal gerçekçilik gözlüğü geliyor. Project Morpheus. Bir sürü var. Project Morpheus sadece 4K versiyonunda PlayStation çalışacak diye başka bir dedikodu var. Şimdi bunları mesela insanlar okudukları anda
Vay üçkağıtçılar, vay dolandırıcılar. Hemen diyecektir. Yani. Dayadınız şeye 4K'ya, 4K'yı bize satmaya çalışıyorsunuz abi, diye. Durmuyor ki. Bir şey var. Yani evet ama şimdi bu... Şimdi sen de yeni ekran kartı almışsın. Abi, söyleme aynen. ismini. Ne kadar verdin mesela ekran kartına? Çok verdim. Çok verdin. Çok verdim ama ben şeye hazırlık yapmak için. Oculus ve Steam'in VR'ına hazırlık yapmak için. Tamam ama yani hani 1,5 sene sonra ömrü tamamlanacak onun da değil mi? Yani yenisi gelecek filan. Tabii ki. Yani çünkü an be an yeni ekran kartı çıkıyor. Yeni motherboard ana kart çıkıyor. Yeni sistemler çıkıyor. Ama şimdi tabii tekrar gelelim şeye. Yani bu sorunun asıl... altyapısı şu. İnsanlar belirli şeyler okuyorlar ve okudukları anda da inanıyorlar. Bir tanesi de benim. Şimdi tekrar geliyorum soruyu. Çok tamam. Hızlıca sana tazeleyeyim. Tekrar etmene gerek yok. Söylenti var şu anda aynen, sadece. Aynen söylenti var. Yani, 4K'yı. Elimizde hiçbir gerçekten doğrulanmış bir bilgi yok. Resmi bir resmi bilgi yok. Bunun altını çiziyoruz. Evet, ama şu söyleniyor. Zaten 4K'da native yani upscale yapmadan bir makinenin 4K vermesi şu an için 2016 yılıyla mümkün değil. Yani o cihazın fiyatı $3,000, $2,000 olur. Anca. Bunu biraz daha açalım. Yani 4K monitörün var. Var. 4K proses eden bir bilgisayarın var. Hı-hı. Fakat bunu kullanabileceğin ürün yok şu anda. Üründen değil, donanım olarak bir konsolun içerisine 4K'yı gerçek 4K ile entegre render edip oynatabilecek bir cihazın şu anda pazarlanabilir, ticari olarak sunulabilir bir durumu yok. Çünkü içerisindeki donanımlar çok pahalı olmak zorunda ve konsol işte $400-500 bunun $1,500-2,000 satılması gerek ki Sony böyle bir şey ki yapmaz. O bahsettiğin ekran kartı var ya benim aldığım, onda bile 4K'da ben oyun oynasam kesinlikle düzgün bir performans alamam. Böyle bir teknoloji yok yani. Evet, şu an için 2016 ile mümkün değil ama 4K ismi şuradan geldiği söyleniyor. 4K medyayı yani filmleri 4K monitörlerinde oynatabilecek. 4K uyumlu. Nasıl HD Ready vardı bundan bir 10 sene önce? 4K Ready gibi bir şey bu. Yani sen 4K bir filmi aldığında 4K monitöründe, televizyonda onu rahatlıkla sıkıntı olmadan seyredebileceksin. O onu oynatabilecek anlamında. Ama 4K oyunu zaten oynatabilecek bir cihaz. Yani en az bir 2-3 senesi var o. Yani şuraya çıkıyoruz o zaman. Eğer 4K teknolojisi evinizde kullanıyorsanız bunu sadece film izlemek, maç izlemek ya da 4K yapılan bazı içerikleri izleyebilmek için kullanabilirsiniz. Oyun ama beklemeyin yani. Oyun 4K lanse edilen bir oyun zaten henüz yok ama E3'te de göreceğiz. Şimdi Haziran ayında da E3 var Los Angeles'ta. Dünyanın en büyük oyun fuarlarından bir tanesi ve bütün teknolojilerin ve bütün oyunların lansmanlarının yapıldığı, ilk lansmanlarının yapıldığı fuar. Orada da multiplayer ekibi olarak olacağız. Orada bekliyoruz. Tabii upscale diye bir olay var. Yani daha düşük çözünürlüklü veriyor cihaz, çıkartıyor ama onu televizyona uygun olarak hani bir resmi büyütmek gibi düşün. Bir işte 1000 piksellik bir resmi var. Sen onu Photoshop'ta istersen 1500 piksele büyütebilirsin. İşte öyle ona benzer bir algoritmayla onu biraz daha büyütecek. Yalandan sen, aslında. Yalandan ama gözün belki çok fark edemeyeceği bir değişiklik olacak, bir bozulma olacak ama öyle deniyor. VR konusuna gelirsek bence şu andaki satılan PlayStation 4'lerde VR'ın çalışmaması büyük bir fiyasko olur. Ekran kartından dolayı çalışmayabilir ama. Yani gerçekten Sony çok başı büyük belaya girer. İnsanlar çok büyük tepki duyarlar diye düşünüyorum ben. Hı hı. Bir de bir yandan da 50 milyon kadar bir şeyi var. 40-50 milyon arası bir kullanıcısı var. Sattığı bir cihaz var. Onları da yabana atmak istemeyecektir Sony. Sonuçta onlar potansiyel müşteri. O yüzden ben VR'ın bu şu andaki PlayStation'da çalışmaması gibi bir şeyi pek düşünemiyorum. Şimdi aslında ilk PlayStation 4'ü aldığımız zaman içinde 3D gözlükleri takıp çalışılabilecek bir sistemi yoktu. Daha sonra yani bir 6-7 ay sonra bir update ile beraber geldi. Demek ki içine embedded bir teknoloji var. Aynı şekilde bu teknoloji VR için bir sürpriz olur bence. Ama bugün artık dediğim gibi bu Steam'in VR'ının yani sanal gerçeklik gözlüğünün düzgün çalışabilmesi için veya Oculus Rift'in düzgün çalışabilmesi için sitesine giriyorsunuz ve bilgisayarını seni kontrol ediyor. RAM'lerini
işte memorini ve ekran kartına bakıyor. Uygun olup olmadığını söylüyor ve VR'ın bugün çalışabilmesi için çok ciddi bir ekran kartına ihtiyaç var. Ben ondan dolayı diyorum acaba... Şeydeki teknoloji ne peki? Bu hani telefon markaları bir gözlüğün üzerine ön tarafa takılıyor. Yani, o artık yani çok, onlar... çok VR değil o zaman. O bayağı yani. Kamera ile birlikte şimdi, şeyin render eden bir software. İyi ekran kartının güzelliği şurada. O da tabii ki FPS'de, yani frame per second'da, yani saniye başına yakaladığı karede. Sen hızlı bir şekilde kafanı gerçekten hareket ettirdiğin zaman senin hızını yakalayabilecek bir görüntü elde edemedikten sonra gidip 600-500 dolar veya Türkiye fiyatıyla şartlıyla, yani 2000 TL, 3000 TL, belki yarın öbür gün 4500 TL'ye kadar çıkabilecek fiyattan bahsediyoruz. Ben kafamı çevirdiğim anda onun da o anda benimle beraber hareket etmesini talep ederim. Bunun için de çok iyi ekran kartına ihtiyaç var. Eğer bunu da Project Morpheus yapamazsa PlayStation'la beraber, bugünkü kendi içeriğindeki hardware'lerle beraber ve ekran kartıyla beraber, o da bir fiyasko olur. Tabii ya, şey de var, onu atlamamak lazım. Yani ben denediğimde yapıyordu, gördüm. Ama tabii ki çözünürlük olarak PlayStation 3 çözünürlüğüydü. Tabii. Yani kalite olarak bir önceki neslin kalitesini görüyordun gözlükte. Evet. Bu neslin kalitesi için de belki işte hani öyle bir ayrım olabilir. Çalışır. 720, ama düşük çözünürlükte çalışır. 1280-720 büyük bir ihtimalle onun çözünürlüğü olacaktır. Ama Oculus Rift ve Steam VR'ına baktığınız zaman Full HD. Fakat tabii içeride onu konuştuk. Bizi korkutan şey şu. Mesela Oculus Rift dediğimiz gibi haftaya ve ondan sonraki hafta çok daha derin inceledikten sonra bunu sizinle paylaşacağız. İnceleyeceğiz ama çözünürlükler yüksek. Yani Full HD, fakat bizi korkutan şey Consumer Version 1 diyor. Yani tüketici versiyonu 1 diyor. Yani ben en az 5'i alırım, öyle söyleyeyim. Aynen. Şimdi öyle bir 5 olun da siz ondan sonra alırım. Hani yani. Amerika'da olacaksın, düzgün bir gelirin olacak gerçekten. 500 daha ya ver ya, bir deneyim falan de hadi. Ya bizim öyle lüksümüz yok ki. Gelecek buraya Ağustos'ta 4000 TL'ye. Evet. Çıkarsan say bakalım 4000 TL kolay mı yani? Nereye veriyorsun 4000 TL'yi yani bu işte. Devirde? Allah Allah. Ondan sonra Consumer Version 2 çıkacak, böyle küfür edip kıracaksın yani. Evet, şimdi yavaş yavaş Dark Souls 3'e geçelim diyorum. Ondan evvel de işte DreamHack Malmö. Geçtiğimiz haftalarda Soner'de, hatta Multiplay Live'da bizim Twitch kanalımızda da yarı final maçlarını, çeyrek final maçları, grup maçları, yarı final maçları ve final maçlarını verdik. Muazzam bir turnuva gerçekleşti. Anlık bir an böyle 150-160 bini gören bir şeydi, izlenme yaptı. E-spor yerleri geliyor, dünyada gittikçe büyüyor, Türkiye'deki ilgi gittikçe artıyor. Onun için e-sporu sadece League of Legends olarak değil, Counter-Strike, ondan sonra Hearthstone, Call of Duty, şimdi Call of Duty de Türkiye'de bir şeyler yapmaya başlayacak ve sır gibi saklanan, benim bir yerlerden haber aldığım Call of Duty ile ilgili içerisinde gene Kevin Spacey var ve galiba Megan Fox gibi bir haber aldım ben, ne kadar doğrudur onu bilmiyorum. Kevin Spacey mi? Kevin Spacey. Yine mi? Yine tabii ki. Spoiler, spoiler, spoiler. Spoiler. Hikaye devam ediyor. Emin olmamakla birlikte buradan böyle tık tık diye size ufak bir bilgi vermiş olayım. Bu arada tabii bu cuma günü yayınlanıyor. 3 gün sonra da Game of Thrones başlıyor. Sakın eyvah, kaçırmayın, ekranların karşısına geçin. Bakalım neler olacak. Eyvah, başlıyor gerçekten ya. Başlıyor. Multiplay Live yeni yayın dönemine girdi. Multiplay Live'ın yeni yayın döneminde yeni yayıncılarımız var. Eski yayıncılarımızla birlikte içerikleri biraz toparladık. İşte cuma akşamları Pintipan'da var. Klasik. Yalnız başına hikayevi durumunda hayatına devam edecek. Gecesinde bir korku kuşağımız var. Murat Hoca'dan vakit kalırsa Boşluk diye yeni bir korkan arkadaşımız var. O korku kuşağı devam ediyor olacak. Cumartesi geceleri pijama partisi diye kızlara yönelik bir format oluşturduk. 3 kız pijama partisi yapacaklar canlı yayında. Twitch üzerinden. twitch.tv/multiplayer bizim kanalımızın adresi. Pazar günleri ben GTA yayınlarına tekrar başladım. Orada bir çılgınlık hayatına devam ediyor olacak. Cumartesi akşamları yine video oyun geldi. Video oyunda kendi aralarında Suşat adlı bir konsepte girdiler. Onu da kaçırmamanızı rica ediyoruz. Dilerseniz şöyle yapalım. Multiplay Live'ın yeni sezonuyla ilgili bir ufak fragmanımız var. Onu izleyelim. Takibinde de Dark Souls 3 oynayalım.
Efendim, Multiplayer Studios'ta tekrar geri döndük. Ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik diyorum. Çünkü aynı Dark Souls... öldürmeye de geldik. Ha, öyle mi? İyi o zaman. Murat Sönmez'le beraber şimdi Dark Souls 3 oynayacağız. İşte, PC üzerinde oynuyoruz. Ember'imi basayım önce bir. Bas. Yani, kontrol sende. Oo, güzel efektmiş. Evet, çok güzel. Nedir Ember? Ember aslında Dark Souls'un içerisinde böyle bir undead olma, bir insan olma durumu var ya hep. Şey böyle, nede kalma denir ona, hayatla ölüm arasında. Deniyor bunda. Araf. Araf, bravo. Araf'ta kalmaya bir şey. Bu Ember olduğun zaman hem senin HP'n yükseliyor, hı hı, hem de oyunun içerisine başkalarını, sen kendi oyununa başkalarını co-op olarak çağırabiliyorsun. Bu durumda değilsen onu yapamıyorsun. Hı. Bir de HP'n azalıyor. Aynı zamanda bu durumdayken vuruşların da daha kuvvetli oluyor. Mesela bak şu arada şurada birisi var ya. Hep böyle gözüküyor. Bu aslında bir şey. Ama bu sayılı işte. Ha. Bakıyoruz hemen üzerimize. Bakalım. 7 tane var. Ha, bir tanesini kullandın. Ne kadar baktı var? Cooldown ne kadar sürecek? Ölene kadar. Ha, ölene kadar. Ölene kadar. Yani biraz sonra bitecek yani. Yani bu belli olmaz. Belli olmaz. Şimdi bu benim karakterim. Savaşçı bir karakter. Knight açtım. Bu ikinci karakterim benim. Asıl tamam. Oynadığım büyücü, pyromancer. Smurf'ün yani senin. Evet, Smurf'ün bu. Bu daha böyle kalkan, ağır zırh ve silahla giden. Daha çok da tank. STR üzerine yoğunlaşacağım bir nedir STR karakterimiz. Burada attributes'larda bu adamın pek çok şeyi var. Özelliği var. İşte gücü, çevikliği, zekası, inancı falan gibi hepsi böyle gidiyor. Ve bunları oyun boyunca topladığın herkesten düşen soul'larla beraber bunları arttırarak karakterinizin level'ını seviyesini arttırıyorsun. Güzel. Şimdi bilmeyenler için şöyle diyelim. Bu oyun oyun literatürünün en zor oyunlarından bir tanesi. Çünkü save sadece şu gördüğünüz noktalarda var. Hı hı. Şurada bir bonfire denilen bir şey var. Burada başlıyorsunuz. Daha sonra bir başka bonfire'e gidene kadar ya da tekrar buraya dönene kadar topladığınız bütün tecrübeler, XP, hı hı, yani soul'lar ölürseniz gidiyor. Güle güle. Tekrar öldüğünüz yere ulaşıp onu alabiliyorsunuz bir kere. Diablo'da devamlı Nightmare modda oynamak gibi bir evet, şey yani. Evet. Şimdi burada bayağı sinir bozucu, iğrenç bir şey yani. Buradan, ama oyunun tadı o yani. Tabii şey oyunun özelliği o. Bak gördün, iki tane fare var. Adamı alabilir yani. Bu oyunda öyle... Fare mi bu? Fare biraz büyük. Sıçan deseydim bari. Büyükçe de fare olsa, değil yani. Büyükçe de olsa bir fare evet, sayılır. Peki. Şimdi ben buradan bir mini boss'a gideceğim. Tamam. Ondan sonra mini boss beni öldürecek. Sonra... İşte ben de onu diyorum yani. Bak kendin de diyorsun yani. Sonra da büyük boss'a gideceğim. Hı hı. Büyük boss da beni öldürecek. Ondan sonra biteceğiz. Tamam, peki. O zaman ellerinden öper. Şimdi bu oyunun bir şeyi de aslında özelliklerinden bir tanesi de bir RPG oyununda başka hiçbir oyunda eline aldığın silahların ağırlığını ve zırhın senin üzerindeki ağırlığı hissedemezsin. Mesela şimdi bak şu silahıma bak. Ama bu oyunda hissediyoruz diyorsun. Bak bir savuruyorum şimdi evet, silahı. Şimdi daha kallavi bir silah alacağım. Hı-hı. Şuradan Claymore diye bir silahım var. Zaten bak weight'i 9. Benim kullandığımın 4. Yani 5 kilo daha fazla. 5 kilo daha fazla. Çok meşhur bir İskoç 2 el bastır evet, sorun. Şöyle bak adamın taklasına bir ne kadar dikkat ağır et. Ve ağır şey, gidiyor. Bir çeviklik de mesela buradan şunu kaldırıyorum. Bir de bunu kaldırıyorum. Zaten şuradan sağ taraftan hemen bak gözüküyor. %47'ye düştü taşıdığım şey. Daha da düşürüyorum. Bayağı çıplak. İyice bayağı çıplak kaldım. Şimdi evet, stamina çok daha arttı. Çok daha, çok daha da yavaş şey yapıyor. Tabii yine don paça kaldık. Bayağı köylü oldu yani. Aynen. Şuradan hemen tekrar ben bunları giyeyim. Çünkü lazım olacak benim bu karakterim. Benim diğer karakterimde bu arada şey yapmıyorum. Ağır zırhım yok. O hafif bir karakter. O daha çok yuvarlanıyor. Bu onun üstündeki şeyler daha iyi olduğu için zırhlar. Çok... Nerede? Kova mı attı? O bir böyle testi gibi bir şey onu atıyor. Peki. Yalnız ben yanlış silahta kaldım. Ağır savunma olayları var. Evet. Ya bu nasıl bir ataktır ya? Bayağı çevikmiş boyuna evet, göre evet, yani. O... Onları kanmamak lazım. Yani testereyle. Bu ne falan, bu bana saldıramaz derken hop diye götürüyor. Okay, aynen.
Bir tanesi gitti. Zırhın sayesinde bayağı dayanıklısın şu noktada. Dark Souls 1'den beri aynı şekilde. Targeting sistemi, yani hedef sistemi çok güzel bu oyunun. Yani çok net hangi hedefte olduğunu bilebiliyorsun. Bunu sen kendin mi seçiyorsun? Ben seçtim. Sen seçiyorsun. Target, yani hedef seçme sistemi var, yani otomatik yapmıyor şeyi. Yok, otomatik yapmıyor. Kendin seçiyorsun ama mesela menzili çok uzak değil. O bazen sıkıntı olabiliyor. Mesela ok atarken falan biraz daha uzun menzilli bir şey arıyor insan. Hı hı. Ya da büyü atarken. Ama hı hı. Menzil biraz bazen kısa kalabiliyor. Peki sence bu oyunu 2'den daha iyi yapan şey ne? Aslında çok bariz 2'den ya da 1'den diyeyim. Çok iyi ya da çok kötü olmuş diyebileceğim çok fazla bir şey yok. Değişiklik yok. Şöyle bir şey var. İkinci oyunda bir şey gelmişti. Öldüğün zaman HP düşüyordu. Ve sen undead durumuna geliyordun. Hı hı. Sonra orada human efendisi diye bir şey vardı. Onu yiyince tekrar geri dönüyordun. Bunda öldüğün zaman öyle bir şey olmuyor. Hı. Ne oluyor peki? Sadece bu işte ember aldıysan şu anda kıvılcımlar evet, şey evet, yapıyor evet. Ya. Evet. Uçuşuyor ya orada burada. O gidiyor sadece. O gidiyor sadece. Anladım. Peki yani... Şu şey çok güzeldir yani, bunu bir taraftan hem tek başına oynayabildiğim bir oyun ama daha önceki oyuncularla beraber oynamasan da bu oyunu online yaptığın zaman tercihi bir şey mi, bir yerde belli insanların bıraktığı notlar, evet. İşte buraya basma, uçurma dikkat et gibi. Tabii, daha önceki hayaletler, daha önceki oynamış, oradan geçmeye çalışmış olan oyuncuların bıraktığı notlarla karşılaşıyorsun. Şu anda bir tane görürsek bakarız ona. Bir ipucu alırız ona. Bak ondan. Mesela var orada. Şimdi gidiyorsun, bakıyorsun neymiş bu? Neymiş? Uzaktan dövüşmeyi tercih ediyor. Demek ki orada bir şey var diyorsun. Hakikaten zaten uzaktan gözüküyor. Sen bu adam eğer good dersen oradan, bu adam online ise o sırada onun HP'si doluyor. O zaman o yüzden yani güzel. Yani verdiği tavsiyeyi sen takdir edersen adamın da enerjisi dolmuş oluyor. Evet, yararını olmuş oluyor. Yani. Peki biz mesela nasıl bırakabiliyoruz notlar? Şöyle hemen çok basit. Alıyorsun şuradan. Ha, direkt... Template'ler var ama her kafana gelen her şeyi yapamıyorsun. Şimdi de ki uzaktan saldırın de. Mesela ya da şöyle diyebilirsin. Güçlü şey var diyebilirsin mesela. Yaratıklar. Evet. Enemi diyebiliriz. Zor düşman diyebiliriz. Hı hı. Artık onu gören sana takdirine kalmış. Aa deyip bir şey de yapabilir. Anladım. Hiçbir şey de yapmayabilir. Bu nedir? Yerden aldın. Bu, Ember mi aldın? Şey, item'da o. Ha, item aldın. Anladım. Of. O nasıl bir saldırma ya? Yani insaf ya. Evet, Frostbite ve... Ve seni öldürdü. Yani gerçekten şu yazıyı, you died yazısını görmemek mümkün değil. Mümkün değil yani. Gerçekten çok zor yapıyorlar. Bu oyunda bütün zaten tadı tuzu bu zorluk. Yani görüyorsun adam 3 şeyle. Evet yani. Zart diye götürdü. Düşman dedik ve öldük yani. Yani bu oyunda kesinlikle konsantrasyonunu kaybetmeyeceksin. Yani o oyunun olayı o. Bir de şuna alışık olacaksın abi. Bir şey öleceksin. Yani bu oyunda öleceksin abi. Evet. Tamam. Öyle yani moralini bozup şey yapmak yok. Onu kabul edeceksin. Bir yere 20 kere 30 kere oynadığın olacak. Tabii. Şimdi hani demin konuştuk ya. Bazı insanlar işte Dark Souls 3 kolay olmuş falan diyor. Aslında bence biraz sarkastik bir yaklaşım. Yani insanlar alıştı artık aslında. Hı. Yani eskiden aynı yeri 5 kez oynadığın zaman ya yeter ulan falan derdin. Artık o hissiyat olmuyor. Ben de mesela geçen bir yerde takıldım. Yani beni seyreden biri olsa dedim kafaya yer. 25 kere aynı yerden doğdum ve koştura koştura gidiyorum. Yani dersin ki ya yeter hadi oynama işte geçemiyorsun. Peki dersin. Tekrarı bu oyun süresini çok uzatan bir şey belli ki. Evet. Hiç hata yapmadan bu oyunu dümdüz geçsen sence ne kadar büyük bir oyun bu? Open world bir oyun. Bu oyun. Bunun çok şeyi de yapılıyor bu arada. Twitch'te falan speedrun'ı yapılıyor. Onu soruyorum. Çok kısa yani. Sürede 2 saat, 2,5 saatte bitirenler oluyor. Bitirenler olabiliyor. Ama onlar artık yani... Benim duyduğum kadarıyla iki de öyleydi. Yani eğer düz bir hata yapmadan şey yaparsan... Ya çünkü aslında oyun boss'tan boss'a gidiyor. Çünkü bir boss'u geçtiğin zaman o boss başka bir alanın açılmasını sağlıyor sana. Sadece boss'lara giderek, boss'ları yenerek de aslında oyunu devam ettirebiliyorsun ama... Tabi asıl işin asıl zevki bunlara. Peki 1'de ve 2'de aslında yani bir
bütün bu oyunun altında, bütün bu mitolojinin altında hikayemiz var mı? Var. Şöyle, ilk başta dünyada şey var sadece, ejderhalar var. Hı hı. Ondan sonra fire ortaya çıkıyor. Ateşin çıkmasıyla beraber diğer canlılar, insanlar çıkıyor. Sonra işte onlar ejderhaları yeniyorlar. Başka bir ejderhanın kendi türüne ihanet etmesiyle beraber. Ve kendi uygarlıklarını kuruyor insanlar. Ejderhalar gidiyor. Fakat bir süre sonra ateş sönmeye başlıyor. Ateşin zamanı geçiyor. Artık oradaki çok güçlü, neredeyse yarı tanrı konumuna gelmiş olan birkaç karakter var. Bunlar ne yaparız diye düşünürken bir tanesi bir ritüel yapıyor. Fakat o ters yapıyor ve corrupt bir şey çıkıyor ortaya. Onlar demonlar oluşturuyor. Sonra çok en bunların en yücesi var. O gidip kendini ateşin içine atıyor. Ateşi harlıyor. Ama bu sırada da undead curse ortaya çıkartıyor. Yani bir şey kurtarayım derken. Derken bir lanet ortaya çıkıyor. Ortaya çıkarıyor. Ve ondan sonra bu birden beri devam eden tabii, hikayenin evet, şu anda üçüncü şekilde, yani evet, üçüncü oyunuyla hikaye devam ediyor mu? Değil. Her oyun o döngünün bir parça. Sen doğuyorsun. En sonunda ya fire'ı besliyorsun, undead böyle devam ediyor, ya da işte hayır diyorsun, ateş sönsün, yeni bir şey. Yani bir tercih var elinde sonunda oyunun şeyinde. Yani çok belirli olmasa da anladım, var. Ama bütün oyunlar tabii ki bir öncekinde ateşin tekrar yakıldığını varsayarak devam ediyor. Enteresan, güzelmiş. Yani böyle bir oyunun altında illa bir hikaye olması var, gerekiyordu ama hikayesi de güzelmiş yani. Şöyle, Dark Souls böyle sana çok fazla cutscene'ler veren, karakterlerin konuştuğu bir oyun değil. Bir oyun değil. Bu söylediklerimin hepsi aslında çok satır aralarında gizli olan şeyler. Sadece sen gerçekten onu keşfetmek için uğraşırsan, mesela bu hikayelerin çoğu şöyle şöyle şeylerden çıkıyor. Bir tane mesela şöyle yapıyorsun. Küçük burada küçük ne notlardan oldu anlaşılıyor mu? Orada bu eski birini, bir eski bir paranın üzerindeki gördüğümüz bir küçük hikayeye bağlı gibi bir şeydi ama sen hikayeyi kendin birleştiriyorsun. Mesela burada diyor ki bu bilmem ne çağındaki bilmem ne rahipleri tarafından kullanılmış diyor. Atıyorum şu anda. Ha diyorsun. Orada öyle bir şeyler varmış diyorsun. O rahip oyduydu. Evet. Şimdi şuradan bir boss'a gireceğim. Ondan sonra da zaten evet, ondan sonra zaten zamanımız tükenmiş oluyor. Bir sürü yerde notlar görüyorsunuz şu evet, anda. Şu anda demin muhtemelen tek başına girme, aman abi yapma tabii falan diyorlardır. Aslında Ember bassan burada birini daha çağırabilirim ama gerek yok. Uğraşmayalım. Peki. Uzun süren bir süreç. Bu oyundaki co-op şöyle değil. Hani gideyim atmosfer müthiş bir şey oda kurayım. Hadi sen de gel beraber oynayalım değil. Değil. Yere bir şey çiziyorsun. Arkadaşın ona bulup onu bağlanması lazım ve sen öldüğünde ya da o öldüğünde ortaklık bitiyor. Ha bir kişi öldüğünde de ortaklık evet, bitiyor. Evet bitiyor. Ölen gidiyor. Acımasız oyun ya. İşte bunlarla hiç uğraşmıyorum. Burada bir bunlar böyle oradaki devasa ağaç, bir ağacımız var. Evet yani gerçekten o ağaç bir anda. Bu mu şimdi düşman? Evet. Şey boss. Evet. Eh yani gerçekten. Ne leş bir şeymiş bu ya, pis bir şeymiş. Yumurtalıklarına doğru vur bence. Evet, oradan hallediyorsun zaten. Şöyle bir onu bir kısır. Bu bir erkek ağaç anladığım kadarıyla. Tabii yani evet. Umarım ya da öyledir. Evet, bunu evde denemeyin. Bu arada gideceğim abi. Küçük kardeşinize. Of, oturacak. Evet. Biraz da onu ben bir tamamını göstereceğim. Şimdi, tabii Dark Souls'un en güzel şeylerinden bir tanesi de bu scale dediğimiz yani. Evet bayağı. Bu şeyler, devasa dövüşler çok keyifli gerçekten. Tabii bayağı leş bir tanesi denk geldi. Hadi. Heh. Benim canım yandı, yemedim yani. Fındıkları aldı. Fındıkları aldı. Şimdi o ikinci aşamaya geçiyoruz. Arkadaş yeri çok artıyor. Ve dövüş aşağı devam dövüş edecek. Dövüş aşağı devam edecek. Bu böyle bir şey bu arada. Tepesinde evet evet. Tepesinde asılmış şeyler var. Bıngıldaklar var. O zaten ya bu oyunda bu yuvarlanmayı çok iyi yapmak lazım. Evet. Oyunda zamanlamalar her şey zamanlaması önemli. Çünkü yuvarlandığınız vakit şöyle senin bir yaklaşık bir saniyelik kadar bir vurulmazlık şeyin oluyor. Orada. Peki sana çok kritik bir şey soracağım çünkü sen bir yayıncısın. Şimdi mesela şu anda da hani televizyon için bu oyunu oynuyorsun ve bu konsantrasyon bir yere kadar. Hani benle konuşuyorsun, hani bakıyorsun, kontrol etmeye çalışıyorsun tabii ki ama mesela yayında
Ya tek başına insan oynadığı zaman şunun içine gerçekten girmesi gerekiyor geçmek için. Evet. Fakat yayındayken hani burada öyle bir beklenti yok senden, kesinlikle yok. Ama şimdi yayındayken sen orada 1500, 2000, 2500 kişi izliyor bazen. Yani evet. Şimdi o kadar insan izlerken gerçekten hani anlatmadan konsantre olup şöyle bir şey geçmek çok zor bir şey değil mi ya? Tabii bir gerginlik oluyor çünkü sen şey yaptıkça, bu işi yapamadıkça insanlar da sıkılmaya ve... İşte bak o stresi taşıdığın evet, stres zaman bu sefer tam giremiyorsun. Yani tabii. Şu oyun stres. Yayın için gerçekten çok zor bir şey yani. Hani onun için de helal olsun, bravo yani. Ama şöyle bir şey yani. Var, insanlar aslında senin ölmeni hoşlarına gidiyor yani. Mesela bir arkadaş bana şöyle demişti. Hadi onu geçsen de yani tilt olacaklar. Evet abi yani. Demişti işte senin Dark Souls yayınlarını seyretmiyorum çünkü sen çok iyi oynuyorsun, ölmüyorsun. Ölmeyince rage'e evet. Girmiyorsun, kızıp bağırmıyorsun. O yüzden seyretmiyorum demişti mesela. Ama bu yani oyunda insan, da bir rage olursun yani. Tabii mutlaka. Şey olursun. Lafı vardır. Türkiye'de başarılmış hiçbir şey cezası kalmaz. Güzel. Onun için ölmen gerekiyor. Evet. Pekala. Gerçekten zamanımızın sonuna geldik. Şu Murat Hoca'yla beraber. Şu beni bırakayım da. Birazcık biz hiç konuşmadan bir Murat Hoca şöyle bir öldürmeye çalışsın. Çok teşekkürler ona dediğin için. Abi. Sizi buyur. Murat Hoca'yla ve Dark Souls 3 ile baş başa bırakıyoruz. Gel bakayım. Yolla canım. Şimdi bırak. Aldı zaten bitti. Bak elini aldı. Yere çaldı. O zaman geçmiş olsun. Biraz sonra tekrar stüdyoya görüşürüz. Efendim bir Multiplayer programının daha sonuna geldik. Yüzlerce program çektik. Yüzlerce program çekmeye devam edeceğiz. Aynı kadro olarak inşallah devam edeceğiz. Bendeniz Mertan Yalçın. Bendeniz Kerem Hünal. Ben Murat Sönmez. Haftaya... Önümüzdeki haftaya bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Biz şey yapalım sürprizler, haftaya. Sürprizler, değişiklikler, güzel şeyler olacak. Bence şey yapalım haftaya ya. Yeni çıkacak oyunlarla ilgili bir program yapalım falan. Görüşürüz. Falan plan yaparız ya. Battleborn var. Battleborn var. Hmm. Yenisi geliyor filan. Tamam.